Arkadaşlar, şimdi keyifli bir konuya geldik. Geçmişten günümüze ruh sağlığına bakışı anlatacağız. İlkel çağlarda ne oldu? Yani ruh sağlığı diye bir şey var mıydı? İlk çağlarda nasıldı? Orta çağlar, Rönesans'ta ama tabii ki bizim için psikolojinin doğuşunun olduğu zamanlar aynı zamanda. Dolayısıyla modern çağlarda işte Freud'lar, Bauer'ler, Mesmer'ler bunların doğuşundan da bahsediyor olacağız. Haliyle çok keyifli bir konu bence. Buradan soru gelir mi? Çok zannetmiyorum. Ama soru gelmiyor diye de anlatmayacağız anlamına gelmiyor tabii ki. O yüzden de konuşuyor olacağız. Biz 5 tane dönem içerisinde geçmişten günümüze ruh sağlığı nasıl ilerledi, neler oldu bunları tek tek konuşacağız. Şimdi önce ilkel çağlarla başlayalım. Yani işte İsa'dan önceki zamanlardan bahsediyoruz. Bakın çok enteresan ama yani İsa'dan önce 5. yüzyıla kadar, yani Hipokrat'a kadar ruhsal bozukluk dediğimiz şeyler çok daha böyle acı veren yöntemlerle tedavi ediliyor bu dönemde. Zaten bir kere şöyle bir düşünce var. Diyorlar ki insanların içine kötü ruhlar giriyor. Bakın temel hastalıklı bakış açısından bir tanesi bu zaten. İnsanların içine kötü ruhlar giriyor ve bizim bu kötü ruhları çıkartmamız gerektiğini düşünüyorlar. Peki nasıl çıkartıyorlar? İşkence yöntemleriyle. İnsanların karnını deşerek, dans ederek, işte onlara acı şeyler ya da zehirli bazen içecekler içirerek, onlara döverek, vurarak bir şekilde kötü ruhların çıktığına inanıyorlar. Yani bakın sıkıntı ne biliyor musunuz? İlkel çağlarda İnsanlar doğayı tanımıyorlar. Mesela rüzgar estiğinde rüzgardan korkup ona tapıyorlar. İşte ne bileyim ay doğduğunda aya tapıyorlar. Güneş çıktığında güneşe tapıyorlar. Doğayı o kadar anlamıyorlar ki o yüzden de insanlarda görülen herhangi bir sıkıntıyı da doğaüstü güçlerin insanları cezalandırdığı düşüncesine dayandırıyorlar. Bu çok enteresan bir şey ama tabii o dönem içinde belki haklı bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar... İlkel çağlarda karşımıza çıkan bütün hastalıkların sebebi doğaüstü güçlerdi. Yani bir şekilde doğaüstündeki güçler ya da onların inandıkları ne yapıyorlardı? Geliyorlardı ve insanları bir şekilde cezalandırıyorlardı ya da şeytan ya da kötü ruh insanın içine giriyordu. Animistik düşünce hakim, o yüzden de animistik düşünce bütün bir ruh sağlığını etkiliyor aynı zamanda. Yani şöyle düşünün, animizm neydi? Canlandırmak, cansız olan bir şeyi canlandırmak. İşte az önce bahsettiğim aya tapınmak, ağaca tapınmak, yerde bulduğu dala tapınmak. Yani aklınıza gelen her şey, ne bileyim bir tane kendisinden daha güçlü bir hayvan gördüğünde ona tapmak, bunların hepsi bir şekilde ilkel çağların zaten özünü oluşturuyordu. Animizmin bu kadar baskın olması ruh sağlığına olan bakışı da etkilemiş oldu. Peki kimler ruh sağlığını tedavi ediyordu? Büyücü hekimler, şamanlar, işte o klanın, o bölgenin işte lideri, bilgesi, yaşlısı, ne bileyim yani kendi din rahipleri, bunların hepsi tarafından bir şekilde insanlar tedavi edilmeye çalışılıyordu. Bu dönemde şeytan çıkartma çok damgasını vuran bir kavram bu döneme. O yüzden de sık sık yazıtlarda, literatürde biz buna rastlıyoruz. Şeytan çıkarma, eksorisizm diye yani çok önemli de öyle bir kavramla açıklıyorlar. Dolayısıyla da en sık kullanılan yöntem de aynı zamanda şeytan çıkartma yöntemi. İşte onun dışında ne yapıyorlar? İşkenceler, acı çektiren yöntemler, deri yüzmeler, karın deşmeler falan böyle korkunç düzeyde hakikaten yöntemlerin uygulandığını düşünüyoruz. O yüzden soru gelmez ama yine de mesela hazırladığımız soru bankasında sorular var. Yani böyle bir soruyla karşılaştığımda ilkel çağların özünde ruh sağlığına nasıl bakılmaktaydı denildiğinde diyeceğim ki tamamıyla doğaüstü nedenlerle açıkladılar. Şeytan çıkartma, işte insanlara işkence etme gibi yöntemlerle de tedavi ettiler dememiz gerekiyor. Geldim ilk çağlara. Şöyle şey yapalım da, bakın ilk çağlar enteresan bir şekilde ruh sağlığının çok daha böyle iyi şekillerde tedavi edildiği zamanlar. Neden? Çünkü ilk defa Hipokrat adında bir adam çıkıyor ki Hipokrat'ı biliyorsunuz tıbbın babasıdır. Hatta tıp bilimini kuran kişi olarak karşımıza gelir. Hipokrat çıkıyor ve diyor ki yani ilkel çağlardaki düşünceye meydan okurcasına hastalıkların diyor sebebi öyle doğaüstü güçler, doğaüstü nedenler falan değildir. Hastalıkların temel nedeni
doğal etkenlerdir ve biyolojik etkenlerdir. Bakın, Hipokrat'ın bu çıkışından sonra gerçekten ilkel çağlardaki o bakış yerle bir oluyor. Antik Yunan döneminde Hipokrat bir bilimsel alan içerisinde ne yapıyor? Psikolojik hastalıkları, bedensel hastalıkları incelemeye başlıyor. Bu önemli bir nokta. Ve Hipokrat ile biz aslında ilk defa bunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki Hipokrat ile o büyücü, o gizemci anlayış ne oldu? Tamamıyla sona ermiş oluyor. Tamamıyla sona ermiş oluyor diyoruz ama Orta Çağ'ı anlattığımızda çok daha başka şeyleri konuşuyor olacağız. Hipokrat'ın o dönemde, bakın yani bundan yüzyıllarca öncesinden bahsediyoruz, Antik Yunan'da o dönemde ortaya attığı bazı kavramlar var, psikolojik kavramlar. Bunlardan bir tanesi mani, ki çok kullanıyoruz. Histeri çok kullanıyoruz. Melankoli hala çok sık kullandığımız bir kavram. Dolayısıyla bugün de kullandığımız bu kavramların babası yine Hipokrat'ın kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela epilepsi bir türlü anlaşılamayan bir hastalık. İlk defa Hipokrat'la aslında anlaşılıyor. Hipokrat'tan önce epilepsi krizleri yaşayan insanlara diyorlar ki içine şeytan kaçtı. İşte onu işte şöyle yapalım, şöyle işkence edelim falan filan. Ama Hipokrat diyor ki ne alakası var? Yani epilepsi denilen şey diyor tamamıyla bir beyin hastalığıdır. Yani bunu da ortaya koyduğu için hakikaten yeri çok farklı. Hipokrat sayesinde arkadaşlar ruhsal hastalıklar ya da bedensel hastalıklar, bunlar o dönemde çok ayrışmamış düzeyde ki modern çağda bile çok ayrışmamış düzeyde. Hipokrat sayesinde ilk defa bu hastalıklar rahiplerin, din adamlarının, şamanların, büyücülerin ya da şifacıların elinden çıkıp doktorların alanına giriyor. O yüzden de Hipokrat'ın yaptığı bu çıkış hakikaten bize çok şey sağlıyor. Somatogenez diye bir kavramımız var. Somatogenez ne demek? Hastalıkların temelinin biyolojik olduğu anlamına geliyor. Bakın, somatogenez, hastalıkların kökenleri diyor biyolojiktir. Ve işte psikolojik etkenlerden kaynaklanabilir ama asla doğaüstü sebepler değildir. Yani hastalıkların kökeninde bireyden kaynaklanan doğal nedenler vardır anlayışı bize somatogenez kavramına götürür ki Hipokrat somatogenez kavramını da ilk defa ortaya koyan insanlardan bir tanesi. Mesela şeyi düşünün, bence Türkiye'yi ayrı bir başlık altında anlatacağım Türkiye'yi, ama şöyle düşünün, Selçuklulardan itibaren Osmanlı döneminde işte bu çamur banyoları, müzik terapileri yapılırken, tabii bunun bir öncesi var. İlk defa aslında Antik Yunan'da Hipokrat tarafından başlatılıyor. Yani Hipokrat psikoterapiyi uyguluyor. Bugün kullandığımız anlamıyla kullanıyor aslında psikoterapiyi. Terapötik bir süreç olarak yorumluyor. Aynı zamanda çamur banyoları, işte böyle müzik kullanımı, bunların hepsini kullanan insanlar yine bu dönemde karşımıza çıkıyor. Ve Hipokrat dönemiyle alakalı, yani aslında ilk çağla alakalı şöyle bir özet yapabiliriz. İlk çağda tıp ve büyü birbirinden tamamıyla ayrılmış oldu. Yani mistisizm tarafı dışarıda kaldı, bilimsel tarafının daha ön plana çıktığını söylemek durumundayız. Peki size soru olarak karşınıza çıktığında, acaba İlk çağlarda ruhsal sağlığa bakışın temelinde ne vardı dediğimizde ne diyeceğiz? Arkadaşlar, biyolojik ve doğal nedenler vardı. Hipokrat ve Hipokrat'ı takip eden kişiler hastalıkların temelinde tamamıyla biyolojik faktörlerin, doğal nedenlerin olduğunu savundular ve tedavi ederken de ne yaptılar? Tamamıyla doğal tedavi yöntemlerini kullandılar ya da insani dediğimiz yöntemleri kullanmış oldular. Literatürü araştırırken çok enteresan şeylerle karşılaştık. Bunların tabii hepsini burada böyle bu kadar çok anlatmaya vaktimiz yok. Hani sınavla da çok alakalı olmayan şeyler de var ama bazı şeyleri almak istiyorum. Mesela bir dipnot olarak koydum buraya. Kitapta daha detaylı bazı şeyleri gösterdim. Hatta kitapta böyle bazı okuma parçaları falan da koydum. Hipokrat hastalık sınıflaması yapmış. Mani, melankoli, muhtemelen bunlar daha çok psikolojik hastalıklar, menenjit ve beyin humması. Bunlar da birazcık daha organik hastalıkları tanımlıyor. Velhasıl şöyle bakacak olursak arkadaşlar, ilkel çağlar doğaüstüydü.
İlk çağlar tamamıyla bilimseldi, doğal nedenler ön plandaydı. Ne zamana kadar? Orta çağa kadar. Yani orta çağ döneminde maalesef ilkel çağlardan daha da geriye gidecek insanlık. Karanlık orta çağ terimini kesinlikle sonuna kadar hak eden bir dönemden bahsediyor olacağız. Ama şimdilik bu kadar. Orta çağ biraz sonra. Görüşmek üzere.